24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Esas meseleye başlıyoruz bugün. Yine önemli konuları konuşacağız. O başlıklardan bir tanesi HDP'ye bakanlık polemiği. Geçtiğimiz günler içerisinde iki CHP'li isimden bu noktada açıklamalar geldi. Önce CHP'li Dursun Çiçek bir ifadesi vardı. Teröre bulaşmamış, sicili temiz bir HDP'liye bakanlık verilebilir dedi. Ardından Dursel Tekin'in yine Aynı minvalde açıklamaları vardı. Bu ne anlama geliyor özellikle Millet İttifakı için? Esas meselede bu konuyu da konuşacağız. Bu Partisi'ni kurdu. Adı Memleket Partisi. Peki bu kurulan partinin bundan sonraki süreçte yine seçim sürecine yansıması ne olacak? İttifaklardaki durumu ne olacak? Ki Muharrem İnce e, partiyi kurduktan sonraki süreç içerisinde yine zehir zemberek açıklamaları vardı. Özellikle CHP'ye yönelik yine eleştirileri devam etti. Konuşacağımız başlıklardan biri bu. Yine Millet İttifakı içerisinde alttan alta yürüyen bir adaylık konusu var ki e, aslında çok fazla dillendirilmiyor ama Birçok isim var aday olmak isteyen 2023'te Cumhurbaşkanlığına. Bu ne ifade ediyor? Bunu da konuşacağız yine geçtiğimiz günler içerisinde e, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aynı çizgide göstermiştim Meral Akşener. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Bu noktada çok ciddi tepkiler de e, var. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu ifadelerini kullanmıştı Netanyahucu. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Nasıl bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız? Tüm bunları esas mesele içerisinde konuşacağız. Kimlerle beraber? Benim konuklarımı tanıtayım sizlere. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Turgay Yerlikaya Edizel efendim. Hoş geldiniz elimize Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ramazan Akkır efendim. Sizler de hoş geldiniz yayınımıza. İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yusuf Özkır efendim. Sizler de hoş geldiniz. Tabii bu noktada az önce de ifade ettiğim ilk konu, ilk konuşacağımız başlık. HDP'ye bakanlık verilecek, verilir, verilebilir yaratabilir Bu konu üzerinden konuşalım. Az önce ifade ettiğim gibi önce Dursun Çiçek bu noktada bir açıklama yapmıştı. Bir canlı yayında teröre bulaşmamış, sicili temiz bir kişi olursa HDP içerisinde bir bakanlık verilebilir. Ardından Gürsel Tekin'in ifadesi var. Yine işte milliyetçi kesimini itiraz etmeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan bir HDP'li bakan olabilir dedi. Bu noktada Turgay Yerlikaya sizinle başlamak istiyorum. Şimdi özellikle şu ifade üzerinden başlayalım istiyorum. Diyor ki Gürsel Tekin, milliyetçi kesimin itiraz edemeyeceği PKK ile bağlantısı olmayan bir HDP'li bakan olabilir. Siz nasıl okudunuz bu cümleyi? Şimdi bu soruya aslında şöyle bir cevap verelim. Böyle bu niteliklere haiz birisi var mı diye başlayalım aslında. HDP'nin Türkiye'deki siyasi pozisyonu itibariyle ve parlamentodaki temsili itibariyle baktığımızda yasal dayanaklarla kendisini temsil ediyor ve aldığı o itibariyle de belli ve ciddi anlamda bir kitleyi temsil ediyor. Fakat pratikteki durumuna baktığımızda HDP'nin Türkiye'de demokrasiyi güçlendirme adına herhangi bir faaliyet içerisinde ya da bir söylem içerisinde olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle 2019 yılındaki yerel seçimlerde HDP'nin büyük şehirlerde işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de Aday göstermeyerek aslında Millet İttifakı'nın adaylarına destek vermesi 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı adına ciddi bir başarıyı beraberinde getirdi. Fakat bu örtük destek özellikle 2020 ve 2021'in ilk yıl ilk aylarında ciddi anlamda tartışıldı ve farklı partilerden bu ittifakın daha görünür olmasına yönelik bir çağrı gerçekleştirildi. Yani Millet İttifakı içerisinde HDP'nin yükü Tedrici olarak arttı diye düşünüyorum. Yani e, yasal olmasına rağmen meşruiyeti çok ciddi anlamda sıkıntılı olan HDP'nin Millet İttifakı içerisindeki yeri, özellikle İyi Parti içerisinde ve CHP'nin ki Muharrem İnce'nin bir partiye evrilmesi süreci, Ümit Özdağ'ın İyi Partiden ayrılması süreçlerine baktığımızda tüm bunların bir eleştiri olarak dile getirildiğini söyleyebiliriz. Fakat burada dikkat çeken önemli husus şu. Özellikle HDP'nin 2023'e giden süreçte Millet İttifakına artık HDP'nin Millet İttifakı tarafından sahiplenilmesi ve bu ittifak içerisinde HDP'ye bir yetki ve temsil verilmesi gerektiğine dair çok ciddi açıklamaları söz konusu. Özellikle Mithat Sancar'ın yaptığı bu açıklamalar yine Millet İttifakı içerisinde Millet İttifakına yönelik bir tehdit olarak da algılandı ve bu düzeyde tartışıldı. Sancar'ın söylediği şuydu: "Artık HDP oy potansiyeli itibariyle 2023'e giden süreçte Millet İttifakı içerisinde bir seçim ittifakı modeline illa da gireyim diye düşünmüyor. Ki bu partinin en kıdemli siyasetçileri tarafından dile getiriliyor. Fakat Millet İttifakı'nın daha geniş bir cephede Demokrasi ittifakıyla kendi adlandırmaları bu süreci yönetmesi ve Millet İttifakı'nın HDP'yi sahiplenmesine yönelik bir e, çağrı var. Bu çağrı ne kadar karşılık bulacak? Aslında bunun bu çağrının normalleştirilmesine yönelik bir takım söylemler ortaya atılıyor. Özellikle Gürsel Tekin siz de bahsettiniz. Geçtiğimiz hafta içerisinde e, ve bu hafta çokça tartışılan e, eski bir CHP milletvekilinin canlı yayında sarf ettiği bakanlık sözleri bu aslında Türkiye'de e, demokrasi meselesinin ne kadar da aşındığını gösteriyor. Zaten biz HDP'yi Özellikle Kürt meselesinin çözümüne ilişkin takındığı tutumda yine Kobani eylemlerinde sonraki süreçte işte Hendek olaylarında yaptığı çağrılarla Türkiye'deki demokrasiyi sabote etmesinde bütün bu çözüm sürecini aslında sabote edici eylemlerinde demokrasi açısından çok ciddi bir tehdit olarak gördük. Ama bugün baktığımızda Sayın Sancar'ın açıklamasında ifade şu demokrasi ittifakı içerisinde bir bileşen olarak HDP'nin sahiplenilmesi gerektiğine dair bir çağrı yapıyor. Tabii bu çağrı ne kadar karşılık bulacak? Bence Millet İttifakı zaten kendi içerisinde de özellikle HDP'nin bu pozisyonunu çok ciddi bir biçimde tartışıyor. Bu tartışmalar farklı düzeylerde kendisini gösteriyor. Hatta Ümit Özdağ, Muharrem İnce, yine İyi Parti içerisinde Ağır Alioğlu gibi isimlerin açıklamalarıyla çok ciddi bir biçimde gün yüzüne çıkıyor. Benim Esas e, meselem şu. Millet İttifakı HDP gibi bir yükü ne kadar daha taşıyabilecek? Tamam. 2019 yerel seçimlerinde bu ittifak biraz da Erdoğan karşıtlığı üzerinden ciddi bir biçimde kenetlendi ama geleceğe ilişkin herhangi bir vizyon ya da strateji ortaya koymadı. Şimdi bu minvalde baktığımızda bu ittifakın sürdürülebilmesi her şeye rağmen HDP'nin bu ittifak içerisinde Erdoğan karşıtlığı paydasında buluşabilmesi e, elbette cari durumda mümkün ki bu gözüküyor. Fakat bu kadar heterojenliği e, Türkiye siyaseti ne kadar kaldırır? Bence önümüzdeki dönemde evet. göreceğiz. Yani bu e, bakanlık söylemi artık bu kadar normalleştiriliyorsa elbette ardından farklı şeyler çıkacak. Ama şu soruyu yine soralım. E, mesela bir Demokrat Parti ve Cumhuriyet e, Partisi Amerika'da seçimler için çekişiyor. Demokrat Parti'den birisi... Şunu söyleyebilir mi? Biz seçimleri kazandığımızda e, temsil düzeyinde önemli bir pozisyona değerli birini getireceğiz. Böyle düşündüğümüzde aslında sorunun cevabı da çok basit. Peki. Sürpriz ee, Kırsı'ya döneyim. Şimdi bu noktada AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu'nun bir açıklaması var. Diyor ki hangi bakanlıkları vermeyi düşünüyorlar bunu da açıkça beyan etsinler. Şimdi orada çok önemli iki bakanlıktan bahsediyor mesela. Milli Savunma mı? İçişleri mi? Diye soruyor. Çok önemli bir soru. Bu soruyu ben size de sormak istiyorum. Yani e, özellikle belli bakanlıkları düşündüğümüzde ülkenin ciddi güvenliğini ilgilendiren bakanlıkları düşündüğümüzde e, belki Dışişleri bakanlığında katabiliriz veya hiç fark etmez bakanlığın ismi. E, böyle bir durumun akla getirilmesi bile e, gayet ilginç geliyor insana, tuhaf geliyor. Evet, e, şimdi şöyle başlamak istiyorum Erkan Bey. İki ittifak var e, ee, şu anda Türkiye'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Bu hızlıca toparlayalım. 3 dakika sonra araya gideceğiz. Ee, o zaman e, hızlı devam, Ne edeyim. devam edeceğiz. Ama kaldı. Şöyle zaten. yani Cumhur İttifakı'na baktığımızda biraz ona da vurgu yapmamız gerekiyor Millet İttifakı'nı konuşmadan önce. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ana gövdesini oluşturduğu e, bir önceki seçime baktığımızda Hüdapar ve Büyük Birlik Partisi'nin dışarıdan destek verdi. E, bir ittifak ve bu ittifak şu anki tabloya baktığımızda a, ana omurgasını taban Tavan dayanışmasını e, çok rahat bir şekilde koruduğunu e, görüyoruz ve bu e, ortak payda ile ortak duruşla 2023 seçimlerine hazırlanıyorlar. Yani e, ittifakın ana omurgası AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi devam ediyor. Diğer partiler de pozisyonlarını koruduğunu e, görüyoruz. Bu çok önemli çünkü taban vurgusu, taban dayanışması, tavanı da bir arada tutan çok önemli bir e, burada tutkal oluşturuyor. E ee, Meral Akşener de bu konuda şöyle bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Yani biz daha çok proje proje ittifakıyız. Ee, cumhur cumhur ittifakıysa çok daha farklı, çok daha uyumlu bir ittifak. Bu anlamda cumhur ittifakı avantajlı bir konumda. Şimdi cumhur ittifakının karşısında millet ittifakı var. Millet ittifakının bileşenleri hangileri? Hangi partiler? Eee Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi orada mı, değil mi? %100 karar vermemiş ama en azından paslaşmalara baktığımızda oradaymış gibi bir görüntü var. Bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte Oğuzhan Türk'le yaptığı görüşmeden sonra acaba Saadet Partisi'nden bir geçiş olur mu olmaz mı diye bir tartışıldı. Ha bu hale tartışılmaya devam Peki. ediyor. Yani önümüzdeki Peki. süreçte bu konuda henüz bir karar verilmiş değil gibi görünüyor. Peki. Araya mı gideceğiz? Evet araya gideceğiz. Tamam. Bu bölüm bayağı bir kısaydı. Ramazan akırsıya ye ikinci yerde hemen söz vereceğim. Bir araya girelim. Saat başına tekrar buradayız. yeniden merhabalar. Esas meseleye devam ediyoruz. İlk bölümde e, CHP'li isimlerden gelen HDP'ye bakanlık verilebilir açıklamasını konuşuyorduk. Tam bu noktada Yusuf Özgür'de kalmıştık. Hocam devam edelim. Evet e, Erkan Bey teşekkürler tekrardan. Ben Cumhur İttifakı bağlamında girmiştim konuya. Cumhur İttifakı'nın daha e, bütünlüğünü koruyan bir yapı olduğunu ve bu anlamda da e, taban taban uyumunun sağlam olduğunu ve bunun da işte 2016'dan bu yana güçlü bir şekilde yola devam ettiğini 2023'e de bu şekilde gireceğini söylemiştim. Millet ittifakı içerisinde bir dağınıklık e, görünüyor ama bu dağınıklığı da tabii ki bir strateji, bir planlama içerisinde e, ve bir ortak düşman, bir ortak korku e, yaratarak ki biraz Turgay da ona vurgu yapmıştı. işte Erdoğan karşıtlığı, biraz da ona biz afyonlama da diyebiliriz. Bir afyonlama süreci var. Onun dışında zaten çok da bir ortak nokta yok. E, Millet ittifakı içerisinde bir de parlamenter sisteme dönüş iddiaları var ve bu parlamenter sistemin ne olduğu konusunda da açıkçası çok da bir hani e, ne olduğu konusunda bir vurgu yok. Parlamenter sistemi biliyoruz zaten. Türkiye 1950'den bu yana hani tek parti dönemini saymazsak zaten bunu tecrübe etti ve ne kadar arızaları olduğu, ne kadar problemler olduğu net bir şekilde gördük. Şimdi gelelim HDP meselesine. Ben burada şöyle bu meseleye yaklaşıyorum. HDP CHP, İYİ Parti e, ve Saadet Partisi ittifakı, e, HDP burada işbirliği yapan e, konumda e, ittifakı tam içerisinde değilmiş gibi orada bir tiyatro oynanıyor. Aslında böyle bir şey var. Yani e, toplumda bugün işte bir anket yapılsa, bir anket yapsak, otursak, işte 10 tane soru sorsak, HDP-CHP ittifakı yapıldı mı yapılmadı mı 2018'de, 2019'da ya seçmen buna büyük ölçüde ben yapıldı diye cevap vereceğini öngörebiliyorum buradan. Burada esas mesele şu. Ee, programın adını da vurgu yapıştıralım. Evet. Cumhur Millet İttifakı'nın diğer aktörleri olan Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi mi HDP'yi dönüştürüyor yoksa HDP mi bu partileri dönüştürüp kendi çizgisine yaklaştırıyor? Benim görebildiğim kadarıyla e HDP bu diğer 3 siyasi partiyi kendi çizgisine yaklaştırmasa bile kendi çizgisine itiraz etmeyecek bir yere getirmiş durumda. Mesela işte Ali Babacan'la e, HDP'li siyasetçilerin görüşmesinden sonra e, gazeteciler soruyorlar. Veya CHP'lerle yapılan görüşmeden sonra e, HDP'ye PKK ile aranıza mesafe koyun ya da koyuyor musunuz HDP? PKK'yı bir terör örgütü olarak tanıyor musunuz? Bağlamda bir öneride bulundunuz mu? Verilen cevaplar genelde şu şekilde oluyor: Bu konu gündemimize gelmedi. Yani şimdi bu konu bence Türkiye'deki siyaset zeminin meşrulaşması, var olan HDP'yle ilgili problemlerin çözülebilmesi açısından en gerekli ve en cevabı verilmesi gereken soru bu. Yani PKK bir terör örgütü mü değil mi HDP açısından? HDP'nin buna evet bir terör örgütüdür. Biz de PKK ile aramıza mesafe koyuyoruz dediği yerde Türkiye'de siyasetin şu an yaşadığı bir takım temel problemlerin de e, çözüleceğini ben düşünüyorum. Ama bunu söyleyebilir mi HDP? Bugüne kadarki tecrübemiz bize söyleyemediğini gösterdi. Söyleyemeyeceğini de gösteriyor. Şimdi Dursun Çiçek'in de Gürsel Tekin'in de konuşmalarını ben de izledim CHP'li aktörlerin. E, uygun HDP'li yani bakan olabilecek uygun hedefli isim arama. Bu, bu bir tiyatro yani böyle bir şey yok. Daha önce Selahattin Demirtaş şu açıklamayı yaptı. Biraz yani esas oyunun nerede kurulduğunu hatırlamamız lazım. Dedi ki Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı yardımcısı bize verilecek dedi. Verilmesi lazım ve bakanlıkların da bize verilmesi lazım dedi. Eğer bu sürecin devam edebilmesi açısından daha önce bunu söyledi. Ama burada bir şöyle bir süreç var. Alıştıra alıştıra. Yani işte bazen konuşuyoruz ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin usalcı tabanı. İşte İyi Parti milliyetçi tırnak içinde. Milliyetçi seçmen. Yani öyleyse niye biz bu HDP ile ilişkileri konusunda ee, bakın PKK ile ilişkisi ol, olduğunu reddeden ondan sonra PKK'yı bir terör olan HDP'den bahsetmiyoruz burada. HDP'li siyasi aktörlerden bahsetmiyoruz mevcut durumdan niye bir tepki görmüyoruz? Mesela e, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağaralioğlu. Yani bir HDP'li milletvekili Yavuz it dedi. Yavuz it dedi ya. Yani böyle bir atasözü kullandı ama az çok söyleme analizi yapabiliyoruz. Orada ne demek istediğini biliyoruz. E, ya bir İyi Partili çıkıp da cevap vermedi şeye. E, o HDP'li milletvekiline. Ya da şöyle diyelim. Yavuz Bey'e sahip çıkan bir İYİ Partili olmadı. Kendisi de ben takip ettiğim kadarıyla ben de göremedim. Kendisi de sahip çıkmadı. E Şimdi bu mevcut polemik esnasında e, HDP'lilerden bakan olabilir şeklinde CHP'li milletvekilleri eski veya yeni milletvekilleri açıklama yaparken e, İYİ Parti her deve kuşu taktiği gördüğüm kadarıyla başını kuma görmüş. Bütün bunları görmüyorlar. Bakmıyorlar yani hani haberleri yokmuş gibi duymadım görmedim haberim yok. Ya deve kuşu takdili nereye kadar gidebilir Aslında yani bu hem Gürsel Tekin'in hem de e, diğer e, bir önceki milletvekilinin aslında bu HDP'ye bakanlık verilebilir ama hem milliyetçi kesimin sıcak bakabileceği hem de terörle arasına mesafe koyan yani bu mefhumu muhalifinden şu anlamada geliyor HDP'nin kahir ekseriyeti temsil anlamında zaten terörle arasına mesafe koyamamış. Biz aralarından seçip bulmamız evet, gerekiyor. Tabii yani. bir durum o, o da mümkün mesela örnek verdikleri isimlere bakalım. Mithat Sancar HDP eş başkanı. Ahmet Türk tecrübeli bir HDP'li siyasetçi Ahmet Türk PKK terör örgütüdür ee, ve işlediği katliamları kınıyoruz Diyebilir mi? Mithat Sancar diyebilir mi? Yani PKK bir terör örgütüdür ve PKK'nın işlediği e, çocuk cinayetlerini, kadın cinayetlerini, e, askerlerimizi şehit ettiği saldırıları kınıyoruz diyebilir mi? Diyemez. Yani neye göre bu hani uygun profil arayışı orada oluyor? Onu da çözmek çok zor hakikaten. E, şunu söyleyerek yani bitireyim. Peki. Siyasette e, arayışlar, yeni öneriler tabii ki olmak zorunda. Siyasetin önü tıkanmamalı, bu devam etmeli. Fakat e, siyasetin meşru zeminine HDP'yi çekerek bu yapılmalı. HDP'nin bulunduğu zemine, Millet İttifakı içerisindeki diğer unsurları giderek bu olursa, bu bugün işte bu dar alanda bir kısa paslaşmayla faydaymış gibi görünebilir. Ama uzun vadede bu Türkiye'de, bu partilere de herkese çok büyük zarar verir. Türkiye'nin terörle mücadelesi bugünün bir mücadelesi değildir. Bu e, 1978'de başlamış ve bugüne kadar devam eden ve onlarca siyasi partinin bir sürü farklı siyasi iktidarın e, uygulamak zorunda kaldığı bir mücadeledir. O yüzden bu e, HDP'li bakan seçim hikayesini ben e, bir tiyatro olarak e, görüyorum. Ramazan Akra şimdi burada şunu sormak istiyorum. HDP'nin Millet İttifakı içerisindeki yerini konuşalım biraz. Evet. Şöyle ki geçtiğimiz günler içerisinde örneğin Selahattin Demirtaş içeriden bir açıklama yaptı. Dedi ki üçüncü ittifak olabilir. Yine tehditvari bir çıkışı vardı. Daha önceden yine HDP'li bir milletvekili meclis kürsesinden işte iyi partililere dönüp bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz evet. ifadelerini hatırlıyoruz. Tamam. Şimdi tamam. Mithat Sancar'ın ne açıklaması var? İşte diyor ki HDP yok sayan, HDP yedek güç olarak görme niyetinde olan bir hesap varsa bu şimdiden rafa kaldırılmalı diyor. Evet. Bir yandan işte HDP'ye içinden sicili temiz olan kişilere, teröre bulaşmamış kişilere bakanlık verilebilir çıkışları geliyor Cumhuriyet Halk Partisi içinden. Ne dersiniz? Bu bir parti stratejisi mi? Ve Millet İttifakı hakikaten bu kadar HDP'ye mecbur mu? Ee, şimdi Yusuf Hoca'nın tam bıraktığı yerden sorunuza cevap vermiş olayım. Bir defa ben e, şöyle olduğunu düşünmüyorum. HDP e, ya da Cumhuriyet e, HDP e, Millet İttifakı'nı kendi saflarına çekmesinden bahsedemeyiz. Daha ötesi bir ger daha öte bir gerçeklik var. Şu anda Millet İttifakı tüm sizin bu sorduğunuz ve açıkladığınız tüm isimler, işte Fatma Kurtula'nın açıklaması, o koltuklarda HDP ve Kürt seçmen, aslında bunun açıklaması şu, Kürt seçmen tarafından, HDP'ye HDP oy veren insanlar tarafından oturuyorsunuz açıklaması temelde hem bir taraftan PKK'yı meşrulaştırırken... Hatta o açıklamada HDP'ye oy veren, hatta PKK'ya gönül verenler de diyor. Tabii tabii gönül diyorum. Diyorum. Tam bunu Şimdi da onu kullanıyor. açıklayacağım. Şu anda Millet İttifakı HDP'nin siyasi zeminine kaymadı. Daha ötesi bir, bir daha ötesi bir durum gerçekleşti. Millet İttifak HDP tarafından yutulmuş durumda. Aslında ortada sadece kendi HDP'nin siyasetini icra eden siyasetine legal zemin arayan bir durum var burada. Bir bu söylem temelde neyi hedefliyor? Niçin bu tartışma başladı? Bence önce niçin sorusuna biz bir cevap aramalıyız. Bir e, sosyolojik anlamda e, kendi siyasi tarihimize odaklandığımız zaman e, verebiliriz açıklaması değil. Aslında vermeyi düşündüklerini itiraf eden bir açıklama bu. Şu anda aşama aşama toplum e, Millet İttifakı içinde HDP'den birkaç bakanın olacağı bir siyasi tabloya hazırlanıyor. E, bu açıklama Millet İttifakı'na bakanlık verileceğinin göstergesi. Yani yavaş yavaş seçime giden süreçte. Tabii, tabii, süreçte toplum, o şu anda böyle açıklamaları daha açık, çok görecek miyiz? Yani toplum öncesi? hazırlanıyor. ki şu anda bunu yapmak zorunda Millet İttifakı yutul, Millet İttifakı HDP tarafından yutulmuş derken de kastım şuydu. bu ittifakın başarılı olabilmesi için 2023 seçimlerinde ve 2024'te Başarılı olabilmesinin yolu farklı siyasi ideolojilere sahip bu partilerin konsolidasyonunun sağlanması, bu birlikteliğinin korunması gerekiyor. Korunabilmesi için HDP'ye mahkumlar. Mahkum oldukları için her halükarda bakanlık verilecek. Yapılması gereken şu anda Türkiye'nin buna hazırlanması gerekiyor. Seçmenin bunu hazırlanması gerekiyor. Tüm bu açıklamalar hem CHP'nin hem Dursun Çiçek'in açıklaması, Gürsel Tekin'in açıklaması temelde verileceğinin aslında tezahürü. Bir taraftan da şunu da yapamıyorlar ama. Yani esas bence orada bir sorun var. Gerçekten şeffaf bir ittifak yapma yapsınlar. Yapamazlar çünkü. Yani biraz önce oturup aynı masa etrafında ittifak e, ittifakın bir unsuru olarak, orta olarak yanlarını almalılar. Yani böyle olursa belki Çünkü, bir şeffaflaşma da olur. Şu şartta olsaydı, şöyle bir siyasi tablo olsaydı, eğer Millet İttifakı bu e, partiler arasında, örneğin CHP, İyi Parti, hatta atıyorum Saadet Partisi güçlü bir aktör olsaydı, asıl belirleyen olsaydı, HDP'yi kendi siyasi e, zeminine çekebilirdi. Ama tam tersi bir süreç gerçekleşti. HDP, Millet İttifakı'nın tüm aktörlerini kendi siyasi zeminine çekti. Onun için ortak paydada buluşmaları çok mümkün görülmüyor. Yani tüm Türkiye'ye bunu gösterebilecekleri bir zemin yok. Yani HDP'den gelen bunca açıklamayı işte bizi kenarda köşede göstermeyin artık bizimle beraber olduğunuzu gizlemeyin açıklamalarına rağmen 2023'e kadar böyle bir hamlenin gelmeyeceğini düşünüyoruz. bu açıklamalar toplumu hazırlamaya dönük açıklamalar seçmeni hazırlayıp biz Millet İttifakı kazanırsa HDP'li bakanların olduğu bir bakanların olduğu bir siyasete hazır olmalıyız. Burada bir Türkiye'ye hazır olmalıyız. Şöyle de bir tez var. Dün e, Profesör Burhanettin Duran'ın Sabah Gazetesi'ndeki yazısında vardı. E, şimdi Kemal Bey'in son zamanlarda e, işte e, ciddi bir hak beşleri çalışması içinde olduğunu evet. görüyoruz. İşte börek açmalar, ev e, içinden çekilen videolar, bir takım ofis e, videolarının çekilmesi. Bunlar işte beyaz gömlekli kolların sıvanmış e, şekildeki, hani bu e, siyasal iletişim çalışmalarından hatırladığımız bir takım görüntülerle yeni bir şey, yeni bir PR çalışması var. İşte bunun, e, bu çalışmaların ve Kemal Bey'in açıklamaları da var. Hani neden olmayayım, işte e, ittifaktaki diğer unsurlar kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olabilirim gibi. Bu yaklaşım biçimini şöyle değerlendiriyor Burhanettin Hoca. Bence e, hani bu önemli bir tez. Aslında e, Meral Hanım'ın bir önceki seçimde e, çatı aday formülünü bozan bir çıkışı vardı. Evet. Yani onu hatırlayalım. Meral Hanım'ın hem bu e, yeni ortak çatı aday formülünü bozmaması hem de HDP'ye yani HDP'nin de bu ittifak içerisinde yer almasına itiraz etmemesi için Kemal Bey'in bu Cumhurbaşkanı adayı olabilirim şeklinde bir takım çalışmalar ve söylemler içerisinde olduğunu e, ve aslında İyi Parti ve Meral Hanım'ı e, HDP'ye ikna etme stratejisi olarak da bunu e, yorumluyordu. Bence bu da yabana atılmayacak bir Tabii, yaklaşım. E, bir de şu boyut var. E, aslında Millet İttifakı'nın temelde yapması gereken e, PKK'nın bir terör örgütünün <laughs> siyasi uzantısı olan e, HDP'nin daha legal zemine çekilmesi olmalıydı hedef. Fakat tam tersi, Türk siyasetinde tam tersi bir süreç gerçekleşti. E, HDP, tüm e, ...siyasi aktörleri kendi zeminine... ...kendi tarafına çekti. Ee, burada biraz önce... hani ...Ahmet Türk'e atıf yaptı Yusuf Hoca. Evet, Ahmet Türk'ün DTP döneminde... ...şöyle bir açıklaması var. Ee, diyor ki... ...DTP o dönem... ...şu anda HDP neyse o dönem DTP'ydi... ...bunun karşısı karşılığı. Ee, HDP... E, ...DTP uzaydan gelmiş bir siyasi parti değil. PKK da uzaydan gelmiş bir terör örgütü değil. DTP ile diyor... PKK'nın e, kitlesi aynı kitle Onun için e, HDP'nin e, kendini terörden şiddetten arındırması mümkün değil Burada e, temelde millet İttifakı'na düşen e, HDP'yi HDP'li seçmeni ve HDP'yi HDP'nin bu, bu gücü var çünkü seçmeni stratejik bir seçmen HDP'nin kararını karar çok belirleyici seçmen üzerinde Burada, eee onlar onları legal zemini çeken bir siyasete ihtiyacı vardı. Millet ittifakının fakat bunu yapmayı tercih etmedi. Onun için şu anda Türkiye'de HDP'nin şemsiyesi altında olan bir millet ittifakının partileri var. burada belirleyici olan maalesef HDP. Şu anda bu milletvekili tartışmalarının bir boyutu da pardon bakanlık tartışmalarının bir boyutu bu seçmenin konsolidasyon, konsolidasyonunun pekiştirmenin sağlanması gerekiyor. Sağlanmasının yolu da, yolu da her halükarda bakanlık vermekten geçiyor. Eğer Türkiye 2023 seçiminde böyle bir tablo ile karşı karşıya kalınırsa her halükarda bakanlık verilecektir. Peki. Turgay Yerlik son olarak şuradan bakalım biraz da konuya. bir parti ki terörle bağlantısı olduğu olması nedeniyle kapatma davası hazırlanmış, açılmış bir partiden bahsediyoruz. Bu partiye bir bakanlık verileceğinin söyleniyor olması vatandaş üzerinde seçmen üzerinde nasıl bir etki yapar? Nasıl bakarlar duruma? Şöyle aslında yani Millet İttifakı içerisindeki farklı bileşenlerin 2019'da e, örtük de olsa HDP'nin örtük desteğiyle de olsa bir seçimi yerel e, yönetimlerin e, kazanılması anlamında önemli bir başarı kazandı. Fakat burada sorulması gereken en önemli sorunun şu olması... E, gerekiyor kanaatimce. Eğer Millet İttifakı 2023'e giden süreçte ortak bir çatı adayıyla 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanırsa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ya da parlamenter sistem içerisinde bu birlikteliğini sürdürürse Türkiye'nin özellikle e, en kritik dış politikadaki meselelerine ilişkin nasıl bir tavır belirleyecek? Benim için önemli olan bir mesele bu. Yani normal sıradan vatandaş için de önemli. Bu kadar farklı bileşen 2023'e giden süreçte bu tip mevzularda bile bir birliktelik sağlayamıyorsa özellikle Türkiye'nin Suriye konusundaki tavrına ilişkin ne tür bir perspektif ortaya koyacak? Ya da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ısrarlı mücadelesine ilişkin nasıl bir strateji izleyecek? Benzer bir biçimde Türkiye'nin uluslararası aranada, Libya'da, işte Birleşmiş Milletler içerisindeki farklı yaklaşımlarına nasıl bir Perspektif geliştirecek. Bu konulardaki bence stratejileri çok önemli olacaktır. Ya da beyanatları. Fakat Millet İttifakının içerisindeki bu bileşenler, bu meselelere ilişkin herhangi bir şey söylemiyor. Farklı modeller, kimisi parlamenter sisteme geri dönüş, kimisi demokrasi ittifakı gibi bu kavramsal repertuarları hayatımıza sokuyorlar. Fakat bunlar üzerinden ortaya anlamlı bir strateji koymuyorlar. Bence seçmen için. Dış politika kadar iç politika da önemli olacaktır. İç politikada mesela parlamenter sisteme geri dönüşten bahsediliyor. Fakat bugüne kadar anlamlı bir eleştiri ya da anlamlı bir taslak ortaya koyulabilmiş değil. Bu da önemli bir mesele. Fakat ben özellikle Ramazan Hoca bahsettiği yani Millet İttifakı'nın HDP'ye ram edilmesi meselesi ve HDP'nin zaman zaman Millet İttifakı'ndaki siyasi aktörleri tedib edercesine hem parlamentoda hem parlamento dışında açıklamalar yapması bence Türkiye siyaseti açısından özellikle seçmen kitlesi açısından sürdürülebilir bir mevzu değil. Kaldı ki Ümit Özdağ'dan bahsettik. Müsfeci Ağar Ali'olundan bahsetti. Yine CHP içerisinde özellikle asker kökenli milletvekillerinin istifası vardı. Yine CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin CHP'nin HDP'leşmesine ilişkin eleştirileri ve reaksiyonları evet. vardı. Bu sadece İyi Parti içerisinde değil ki İyi Parti Vizyon itibariyle milliyetçi bir parti. CHP içerisinde de milliyetçi, ulusalcı bir kesim var. Fakat bu kadar parti içerisindeki dalgalanmaların, kırılmaların, reaksiyonların, eleştirilerin seçmen kitlesinde de bir karşılığı olacağı kuşkusuz. Sadece 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir siyasi gündem oluşturmak bence Millet İttifakı'nın sürdürülebilirliğini de, riske atan bir husus. Fakat ben şuna da dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Biden'ın bu Kasım 2020'de seçimleri kazanmasından sonra Türkiye'ye ilişkin çok negatif söylemler geliştirmesi, Türkiye'yi hem ekonomik hem siyasi anlamda manipüle etmeye çalışması, yine Dışişleri Bakanı Blinken'in yaptığı açıklamalarda ve özellikle bundan sonraki dönem içerisinde şuna da dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Uluslararası örgütlerin raporları üzerinden de Türkiye siyasetini tanzim etmeye, ve Türkiye siyaseti üzerinde bir tasarruf sağlamaya dönük de bir girişimde söz konusu var. Bu anlamda muhalefetin Türkiye'de e, bu dışarıdan gelebilecek farklı müdahale araçlarına yönelik de bir teyakkuz içerisinde olması gerektiği kanaatindeyim. Fakat bu çağrılara ilişkinde çok cılız sesler ortaya çıkıyor. Mesela yine e, RAND Corporation'ın raporunda e, Türkiye'de muhalefetin e, çeperini genişleterek Erdoğan e, karşıtlığı ekseninde daha fazla birleşmesine birleşmesi gerektiğine yönelik bir çağrı söz konusu. Yine hem Türkiye'de hem yurt dışında Millet İttifakı'nın ya da e, Millet İttifakı içerisinde olmamasına rağmen muhalefetin bir Erdoğan karşıtlığı ekseninde birleşerek Erdoğan'ı meşru yollarla, seçimlerle devirmesi gerektiğine yönelik ciddi araştırmalar, raporlar evet. yayınlanıyor. Buna yönelik ben muhalefetten çok e, ciddi bir reaksiyon göremiyorum. Bu Türkiye demokrasisi açısından bir tehdittir. Ki dışarıdan Türkiye'yi dizayn etmek, Türkiye siyasetine müdahale etmek isteyen bütün bu uluslararası aktörlerin bir biçimde Türkiye'deki hem iktidar hem de e, muhalefet unsurları tarafından e, eleştirilmesi Peki. ve reaksiyon gösterilmesi gerektiği kanaatindeyim. Peki şimdi bu Şöyle, başlığı e, bir çok kısa bir ekran. Evet. Evet bu e, ittifak aslında biraz ittifakın geleceğiyle ilgili konuştuğumuz zaman en önemli boyut evet dış politika AK Parti ile beraber AK Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber aslında e, daha küresel e, boyutta siyaset üreten bölgesel politikalar üzerinde etkili olan bir AK Parti vardı. Artık misak milli sınırlarını aşan bir e, Türkiye ortaya çıktı. Özellikle 2011'e kadar. 2011'den sonra e, farklı işte darbe gibi ya da darbe girişimi gibi aksiyonlarla karşı karşıya kaldık biz. Temelde artık Türkiye, tarih Türkiye'nin karşısında şöyle bir şans çıkardı AK Parti ile beraber. Artık Türkiye misak milli sınırlarını aşan artık bölgesel bir güç, güce dönüşme imkanı elde etti. Orta Doğu'da daha aktif hale geldi. Doğu Akdeniz'de daha aktif hale geldi. Karadeniz'de aktif hale geldi. Hatta Afrika'nın belli yerlerinde daha aktif hale gelen bir Türkiye vardı işte hatırlayın ne Osmanlı'cı tartışmaları. Bu aslında Erdoğan böyle bir siyasetin temsilcisi. Şu anda Millet İttifakı'nın Türkiye'yi yönetmesiyle ya da yönetememesiyle ilgili temel problem de bu. Millet İttifakı, evet Erdoğan karşılığı üzerinden biz güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Ortada herhangi bir teori, sadece bir söylem var. Fakat polemikler ya da söylemler üzerinden siyaset üretilemez. Bu siyasi aktörlerin temel hedefi, temel Türkiye tasavvuru yine 2002 öncesi bir Türkiye tasavvuruna dayanıyor. kendi misakı milli sınırlarına hapsolan daha yerel bir Türkiye tasavvuru var burada. Türkiye'nin tekrar geçmişe geçmişteki Türkiye'ye hapsedilmesi, misak milli sınırlarına hapsedilmesi tasavvuru. Peki. Şimdi yine e, siyaseti etkileyecek önemli bir konuyla devam edelim. Muharrem partisi, Memleket Partisi. Bu noktada Yusuf Özgür'se dönmek <laughs> istiyorum. E, aslında soru çok net. CHP oylarını böler mi parti? Şimdi Muharrem İnce, analizi tabii yapmak lazım ee, Erkan Bey. E, 18 seçimlerinde e, yani Muharrem Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak aldığı oy ee, aslında Muharrem İnce'yi bugünkü noktaya getiren hem CHP'den ayrılması noktasını hem de kendisini iddialı gördüğü pozisyona getiren e, bir oy oranıydı. Çünkü Bülent Ecevit'in 1970'li yıllarda aldığı yüzde 41 buçukluk oy oranından sonra e, CHP çatısı altında bir siyasi aktör ilk defa yüzde 30'ların üzerine e, çıkabildi. Tabii bu ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyudur, ne kadar e, o dönemki koşullar içerisinde ittifaklar doğrultusunda e, aldığı oydur, buna bakmak lazım, bunu incelemek lazım. Ama muharemince e, doğal olarak bu oyu kendi e, senin ürettiği etkiye verilmiş bir oy olarak değerlendirdi, değerlendirdiğini görüyoruz ve. Ondan sonraki sürece de baktığımızda hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki diğer aktörlerin yani genel merkeze yakın diğer aktörlerin hem de C, bu genel merkeze yakın e, CHP medyasının Muharrem İnce'yi taşlayan, şeytanlaştıran, dışlayan bir e, yaklaşım biçimi içerisinde olduğunu gördük. Bunun da en önemli örneklerinden birisi neydi? Saraya giden e, gazetecinin, saraya giden CHP'li iddia, yalan iddiasının yalan bir içerik olarak... Sözcü Gazetesi'nde yazılması ve daha sonra da bunun üzerinden Muharrem'inci Muharrem İnce adının işaret edilmesi ve bunu da genel başkan düzeyinde yapılmış olması e, ve orada da biliyorsunuz Muharrem İnce çok sert bir tepki göstermişti. Eğer bensem hani e, açıklayın e, ve ciddi ciddi iddialar orada kullanmıştı ve şunu söylemişti CHP Genel Merkezi yalanın, dolanın, kurgunun, iftiranın merkezidir ve bu yalanlar da CHP Genel Merkezi'nde birkaç kişi tarafından üretiliyor diye de bir iddia ortaya koymuştu. Zaten o süreç şunu gösteriyordu. Muharrem İnce artık CHP içerisinde kalamayacak. Ama bu bir partiye dönüşür mü dönüşmez mi? 24 televizyon ekranlarında 2018 öncesinde de sonrasında da Muharrem yeni bir parti kurma sürecini çok konuştuk yani o zamanlarda. Ama o ısrarla şunu söylüyordu. Ben CHP içerisinde kalıp mücadelemi yürüteceğim diyordu. Fakat öyle bir noktaya geldi ki Muharrem İnce. Hem kendisi çok ciddi şekilde dışlandı hem de kendisinin temsil ettiğini düşündüğü Atatürkçü, Kemalist, e, klasik e, anlamda bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi değerleri, refleksleri, altı ok filan gibi bütün bunların da CHP içerisinde tabiri caizse e, dışlandığı e, ya da bunları dışlayan isimlerin CHP içerisinde çok geniş zeminler elde ettiği bir şey, bir tablo karşımda çıkmaya başladı. Muharrem İnce'nin bu e, geçen günkü konuşmasının bir kısmını dinledim. Orada şunu diyordu. E, Atatürk'le sorunu olmayanlar bizim partimizde olacak diyordu. Evet. E, i, i̇şaret ettiği şey CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve o eksende yine CHP içerisine yer edinmiş olan bazı siyasi aktörler. Yani Atatürk'ü e, Atatürk'ün bir partisinde aslında Atatürkçülüğü ...dışlayarak siyaset e, yapan belli bir kesim var. Bunu iddia ediyor Muharrem İnce ve bunlara da kendi partisi olmayacağını söylüyor. Ben partiler düzeyinde tabii bunu söylemek şu an için ama... ...özellikle Cumhurbaşkanı e, tercihi yani Cumhurbaşkanı adayı tercihi sürecinde... ...Muharrem Millet İttifakı'nın kafasını çok karıştıracağını e, düşünüyorum. E, tabii ki partisi ne kadar oy alır ne kadar almaz... Ne kadar oy alma potansiyeli var? Bunlar tartışılır, konuşulur. Zamanla daha ortaya çıkacaktır. Henüz bu çerçevede bir takım anketlerde yapılmadı. Ama özellikle çatı aday formülü meselesi bakın şöyle bir cümle kullandı. Bu da önemli. Dedi ki Ali Babacan'ı kastederek. Ali Babacan 2018'de Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösteren e, listeye imza atıyor. AK Parti milletvekili olarak. Fakat aynı zamanda Erdoğan'ı arkadan vuracak şekilde gidip e, diğerleriyle işbirliği yapıyor. Ve bunu da itiraf ediyor. Peki diyor aynı kişi sizi arkadan vurmayacağını nereden biliyorsunuz? Diyor CHP yönetimine diyor bunu e, aslında. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin hani partiler düzeyini ayrı bir kenara bırakırsak Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi sürecinde Millet İttifakı'nın kafasını çok karıştıracağını Orada onlara ciddi şekilde rahatsız vereceğini şimdiden söyleyebiliriz. Ama ben Muharrem İnce'nin aday olacağını düşünüyorum. Yani Peki. Cumhurbaşkanı aday olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum. Peki. Turgay Yerlikaya şimdi e, partisini kurduğunda İnce'nin yaptığı çok önemli açıklamalar var. Az önce biraz değindi Yusuf Özkır. Ama ben bir daha onları toparlamak istiyorum. Şimdi diyor ki devletten trilyonlarca hazine yardımı alacaksın. Yüzyıllık parti olacaksın. Tayyip Erdoğan'a imza verip sonra altını oymaya çalışan ona oy vermediği kesinleşen kişiden medet umacaksın. Ali Babacan'dan bahsediyor. Korkak bir muhalefet var. Başka iddiaları da var. Diyor ki muhalefette belediyelerden 3-4 yerden maaş alanlar var. Yine az önce kullandığı konuştuğumuz işte CHP HDP ortaklığına da bir parantez açıyor. Konuşuyor diyor ki Atatürk'e saygısızlık yapanı partiye istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koymayanı partimizde istemiyoruz. Terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz diye devamında yine konuştuğu durumlar var. Ee, ve Sonrasında e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin iddialarına da cevap vermeyip sessiz kalmayı tercih ettiğini de gördük. Bu iki konuyu hem bu iddiaları hem de bu sessiz kalmayı konuşalım. Şimdi aslında e, biz 2020 yılından itibaren bu ekranlar üzerinden Muharrem İnce'nin CHP içerisindeki bu CHP'nin izlediği siyasete ilişkin ya da CHP'nin Millet İttifakı içerisinde ana belirleyici olmasına rağmen izlediği siyasetin e, CHP içerisindeki muhalifler tarafından nasıl e, eleştirildiğini gördük. Şimdi Muharrem İnce aslında ayrılmadan önce de şu eleştirileri dile getiriyordu. CHP Millet İttifakı içerisinde HDP'ye yakın bir siyaset izliyor. HDP Millet İttifakı'nın e, ana bileşenlerini yani İyi Parti ve CHP'yi bir anlamda teröre mesafe koymama yönünde ciddi bir biçimde etkiliyor. Bu birinci tarafıydı. İkinci kısmı yine Muharrem İnce açıklamalarında CHP'nin FETÖ söylemleriyle çok iç içe geçtiğini ve FETÖ'nün de CHP üzerindeki operasyonel faaliyetlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun mukavemet göstermediği noktasında ciddi bir eleştiri söz konusuydu. Şimdi bu açıdan baktığımızda özellikle ee, Ali Babacan üzerinden yaptığı eleştiriler de bence Millet İttifakı içerisinde 2023'e giden süreçte özellikle Abdullah Gül ve Ali Babacan gibi isimlerin düşünülmesi noktasında da İncen'in açıklamaları Siyasi etik açısından da çok şey söylüyor. Yani demek ki Millet İttifakı'nın içerisinde CHP'nin de dahil olduğu bu ittifak sisteminde Ali Babacan yine bir Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünülüyor. Fakat bu yaptığı açıklamalarla birlikte geçtiğimiz hafta bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarla birlikte aslında siyasi etiği hiçe sayan Türk seçmeninin ve Türk insanının karakterine e, çok da uymayan bu e, parti içerisinde olmasına rağmen hem parti içerisindeki ahlaki standartları hem de etik standartları aşarak farklı bir ittifaka e, göz kırpan ve o ittifak içerisinde bir cumhurbaşkanlığı adayını konuşan buna destek veren bir siyasi figürün Türk siyasetinde çok ee, geleceği ol, olduğu kanaatinde değilim. Muharrem İnce'nin bu anlamda bu eleştirileri, evet Yusuf Hoca da söyledi oy potansiyeli çok önemli değil ama siyasi yetiye, CHP'nin geleneksel siyasi kodlarına altı oka, Atatürk ilke ve inkilaplarına, terör meselesine, FETÖ'ye ilişkin takındığı tutum itibariyle bence çok ciddi bir e, eleştiri, e, repertuarı sunuyor. Bu hiç kuşkusuz CHP seçmeni üzerinde de etkili. Yani CHP seçmeni ve Millet İttifakı'nın seçmeni aslında Türkiye'deki cari Cumhur İttifakı'ndan ve Erdoğan'dan elbette hoşnutsuz olabilir, elbette eleştirilebilir. Ama bunun yine söylüyorum sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden sürdürülebilmesi meselesi çok da e, mümkün gözükmüyor. Yine şunu söylemiş olalım. Seçmenin olanım, tercihleri de bu noktada etkilenecektir ya diyorsunuz. Artık bu kaldırılamayacak büyüktür aslında seçmen açısından da bir yere kadar. Bakın şunu söyleyelim. Bu kadar farklı bileşenlerin bir arada olması, farklı fikir ve düşüncelerin aynı kulvarda buluşabilmesi hiç kuşkusuz demokrasi açısından önemli bir kazanımdır. Fakat bu kadar farklı bileşenin Türkiye'nin kadim meselelerine, kritik meselelerine ilişkin herhangi bir konuda ortak bir reaksiyon gösterebilmesinin mümkün olmaması hiç kuşkusuz seçmen nezdinde de bir karşılık bulacaktır. Seçmen de bunun sürdürülebilir olmadığını görecektir. Bu Peki. anlamda kendi parti içerisindeki kırılma sadece CHP'de değil İyi Parti'de de bahsettik. Özdağ'ın ayrılması yine Özdağ'ın açıklamalarında 2023'e giden süreçte bir partileşmenin olacağından bahsediliyor. Önemli bir işareti evet. veriyor. Yaz sonunda partimiz kuracağız diye bir açıklaması evet. var. Bir de şunu da eklemek istiyorum. CHP içerisinde sadece Muharrem İnce değil, CHP'nin yaptığı son kongreye bakın. Dursun Çiçek'in İlhan Ciğerler'in bu isimlerin yaptığı açıklamalar da aslında CHP'nin Abdullah Gül ya da Ali Babacan gibi bir çatı aday üzerinden e, buluşmasının CHP seçmeninde çok ciddi anlamda olumsuz bir biçimde etkileyeceğini söylüyorlar. Kaldı ki 2014'te Peki. Ekmelettin İhsanoğlu'na yönelik teveccühün de CHP'nin yaptığı teveccühün de e, ters teptiğini zaten e, ...somut bir biçimde de gördük ki eleştiri de bu yöndeydi zaten. Peki. Şimdi Muharrem İnce'nin e, bu yeni yaptığı açıklamalar... ...CHP'den ilk ayrılırken yaptığı e, açıklamalarla paralellik gösteriyor ama... ...geçtiğimiz günler içerisinde Muharrem İnce'den bir, bir açıklama gelmişti. Millet ittifakı içerisinde yer alacaklarını söyledi. Şimdi bu yeni açıklamaları da baktığımızda... ...daha önceki açıklamalarla ikisini bir araya getirdiğimizde... ...CHP için ve Millet İttifakı için düşüncelerinde söylediklerinde bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ama evet. bir yandan da Millet İttifakı içerisinde yer alacağını söyledi daha önce Muharrem İnce. Bu mümkün mü? Ee, yani siyasal kimlik açısından düşündüğünüz zaman bir partinin siyasal kimliğinin oluşumu ile ilgili düşündüğünüz zaman bunun pek mümkün o... bu pek mümkün değil. Çünkü e, şu anda örneğin Deva Partisi üzerinden ele alalım ya da Gelecek Partisi üzerinden. Eğer Gelecek Partisi ya da Deva Partisi ee, Cumhur ittifakının içinde şu anda yer alırsa siyasal kimlik bağlamında kimliğini muhtemelen kaybedecek muhtemelen seçmen, aynı seçmen AK Parti'ye kayma imkanı çok yüksek. Bunun için genelde her iki parti de daha farklı bir siyasi e, duruş ve e, daha farklı bir siyasi platformda yer almaya çalışıyor. Aynı şekilde e, Memleket e, Partisi de e, eğer e, Millet İttifakı'nın iç, içerisinde yer alırsa e, Muharrem İnce'nin siyasi arenada ya da Türkiye'nin siyasi geleceğinde var olma ihtimali çok e, mümkün gözükmüyor. Burada yapılması gereken Muharrem İnce'nin ya da e, işte Memleket Partisi'nin yapması gereken bir e, kendi e, siyasi programını, kendi ideolojisini... E, topluma anlatması gerekiyor. Bir 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 partinin siyasette başarılı olabilmesi için iki temel temel ihtiyacı var. Bunlardan birisi siyasi bir ideolojiye ihtiyacı var. Bu bağlamda Millet Partisi'ne ya da CHP'ye odaklandığınız zaman baktığınız zaman aslında kendi içinde daha tutarlı olan bir siyasi ideolojisi var. Buna işte Kemalizmin modern versiyonu ya da Atatürkçülük ekseninde kurulmuş bir ...örgünleşmiş bir siyasi ideoloji var. Bu ideoloji seçmende karşılık bulursa ki e, hocam da söyledi biraz önce... E, ...CHP'yi yapılan eleştiriler bunun seçmende de bir karşılık bulabileceğini gösteriyor bize. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi özellikle 2015'ten sonra, 2013'te başladı, 2015'ten sonra daha da berraklaştı... E, Kemalizmle Atatürkçülükle problemli problemi olan problemli olan bir siyasi duruş benimsedi. Aslında kendi ideolojik du duruşuna, ideolojik tarihine aykırı bir siyasi tavır ortaya koydu. Ee, bu bağlamda e, bir seçmen kitlesinin de olabileceğini düşünüyorum ben Muharrem İnce'nin. Eğer olursa başarılı olacak ki e, bence Muharrem İnce'nin ve e, Memleket Partisi'nin bize gösterdiği, bize söylediği en temel tez CHP'nin ne olduğunu söyledi bize. Ya da Millet İttifakı'nın ne olduğunu söyledi. Bu bağlamda genelde Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte HDP ile PKK ile şiddetle arasında mesafe koymadığını ya da şiddeti aslında HDP üzerinden, terörü HDP üzerinden meşrulaştırdığını bize genelde hep Cumhur İttifakı'na yakın olan siyasi aktörler söyledi. Bu Genelde hep e, eleştirildi ya da itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Ama bunu e, CHP içerisinde, Millet İttifakı içerisinde söyleyen bir Peki. aktörü söylemiş olması... Ee, bu bağlamda oldukça önemli. Peki. Şimdi bu konuda da kapatalım. Ee, çok az bir zamanımız kaldı ama e, değinmemiz gereken bir diğer önemli konu, Şimdi Meral Akşener'in geçtiğimiz günler içerisinde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili <laughs> yaptığı açıklama. Yusuf döneyim. çok kısa kısa e, kısa bir tur yapalım. E, diyor ki, e, Sayın bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu ifadesi var ki e, yine onunla paralel olarak. HDP Diyarbakır Milletvekili Hişar Özsoy'un da bir açıklaması var meclis genel kurulunda. O da diyor ki işte Netanyahu Gazze'ye saldırarak bir siyasi pozisyon tutmaya çalışıyor. Ben bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7 Haziran sürecine benzettim. Birbiriyle çok paralel iki açıklama. Nasıl değerlendirirsiniz? Çok kısa iki dakika kaldım sizden. Işte. Yani Meral Hanım adına gerçekten çok üzücü. Ee, açıkçası ben yani yakıştıramadım. Yani hem bir kadın siyasetçi olması hem... Ee, Sayın Erdoğan'ın bu coğrafyada verdiği mücadeleyi yakından bilen birisi olması, takip ediyor olması açısından hem e, Sayın Erdoğan döneminde Türkiye'nin teröristliği PKK ile verdiği mücadele, FETÖ'ye karşı verdiği mücadelede elde edilen başarılar e, ortada ve çok net bir şekilde görünüyor olmasına rağmen böyle bir cümleyi kurması ve bunu, bunu, bunu kimler için e, kurduğuna dönük de bir takım soru işaretle de ortaya çıktı. Ee, hakikaten çok e, talihsiz e, ve yadırkatıcı bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı gün, yani Sayın Cumhurbaşkanı o gün mesela e, konuşmasında terör örgütü PKK'nın işte Suriye-Irak eksenindeki en önemli isimlerinden birisi e, Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğini açıkladıktan sonra bu açıklamayı yapıyor. Yani evet. e, bu çok talihsiz bir açıklama. Bunu kimin için yapıyorsunuz? Kim adına üzülüyorsunuz? Kim adına Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetiyorsunuz? Nasıl argümanlarınız var? E, bu hakikaten çok talihsiz. Meral Hanım gibi tecrübeli bir siyasetçiye ben yakıştıramadım. E, Reel anlamda altı dolu olmayan, e, psikolojik anlamda altı dolu olmayan, e, Türk siyasetini zehirlemeye dönüp ee, bir açıklama ve çok e, üzücü olan noktalardan birisi de şu sosyal medyada Türkiye'de e, toplum büyük ölçüde Filistinli bir dayanışma halindeydi. Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını kınayan ve o çerçevede oluşturulan pek çok e, içerik vardı. Bir anda gündem bölündü ve bir anda gündem Meral Hanım'ın bu açıklamasına kaydı ve İsrail'in de işine yaramış yarayan bir açıklama oldu bu. Başka aktörlerin de işine yaramıştır ama Meral Hanım'a yaramadığını çok net bir, şey, bir şekilde evet. söyleyebiliriz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle bir benzetme Meral Hanım'a yaramadığı gibi e, ondan bazı şeyleri de toplum nezdinde evet. götürdüğünü düşünüyorum. Turgay Yerlikaya. Yani şimdi Meral Akşener'e baktığımızda aslında Türkiye siyaseti içerisinde e, görece saygın bir konuma sahip olan ve Türkiye'nin özellikle dış politikada izlediği milli meselelere ilişkinde de bir seferberlik içerisinde olan ve bu meselelere sahiplenen bir figür olarak biliyoruz. Fakat Türkiye'nin özelliklere baktığımızda İsrail'in Filistin üzerindeki bu apartheid rejimi, terör rejimi, küresel anlamda Birleşmiş Milletleri bu konuya e, duyarlı hale getirmeye ya da uluslararası örgütleri, kurumları bu konula, bu konuya duyarlı hale getirmeye çalışan en önemli aktörlerin başında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyoruz. Şimdi Meral Akşener'in herhangi bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ya da başka bir siyasi figürü eleştirmesi en tabii hakkıdır demokrasi içerisinde baktığımızda. Fakat böyle bir anoloji üzerinden yani Erdoğan ve Netanyahu'yu Netanyahu birbirine benzeştirerek farklı konularda da olsa bir e, siyasi gündem yaratması Türkiye'nin Filistin'de yaşanan terör rejimini dünyaya duyurması anlamındaki gayretini de baltalayıcı bir e, işlev görüyor. Türkiye'nin özellikle bu konularda bir farkındalık içerisinde olması bütün siyasi Peki. farklılıklarına rağmen aynı reaksiyonu göstermesi oldukça önemli. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail şiddetini eleştirmesi, Çok İsrail sen. terörünü eleştirmesi dışişlerinden bugün yapılan açıklamada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı antisemitik olmakla suçlandılar. Yani evet. İsrail uluslararası arenada kendisine yönelik herhangi bir tehdit gördüğünde Peki. bu araçları kullanıyor. Bizim Türkiye'de bu meseleye ilişkin farklılıklarımıza rağmen Ortak bir noktada buluşup evet. Filistin halkının evet. yanında olmamız gerekiyor. Ramazan Akır, bir 40 ee, saniyemiz kaldı, çok güzel. Tabi tabi. Temelde Meral Akşener'in bu açıklamasının ben öyle sıradan bir açıklama olmadığını temelde çok temelde çok bilinçli olarak yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum çünkü bu açıklama, evet yenilir yutulur bir açıklama değil, bu açıklama ABD'ye, PKK'ya ve İsrail'e mesaj veren bir açıklama. Hemen birer cümle onları açıklayayım. Bir ABD'de evet şu anda biraz önce hocam da söyledi. Erdoğan antisemitik olduğuna dair artık yayınlar yapılmaya başladı. Aslında Meral Akşener, Peki. Meral Akşener ABD'ye mesaj veriyor. Erdoğan karşılığını tetikliyor. PKK yıllarca kendisini şöyle meşrulaştırdı. Kendisi İsrail ve Filistin üzerinden meşrulaştırdı. Ben dedi işte Filistin'i Fil Türkiye'deki İsrail'e karşı Filistinlermiş evet. gibi kendini tanımladı. Aynı şekilde İsrail'in de durumunu evet. meşrulaştıran bir tarafı var. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ramazan Akır, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Turgay Yerlikaya ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yusuf Eskur. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Bugün de esas meselenin sonuna geldik değerli izleyenler. Haftaya çarşamba günü yine önemli konularda karşınızda olacağız. Hoşçakalın.